Merhaba değerli Mozi dostları. Yine yeni bir videoda hep beraberiz. Evet, bugün gördüğünüz gibi karşı yanımda, daha doğrusu tam burada, daha önceden Mozi çalışmasına başladığımız, geçen yılın çeliğinden elde edilmiş ve şekillendirilmiş bir Ficus Benjamin'im var. Şimdi bu güzel Ficus Benjamin'imi Çinlilere özgü, biliyorsunuz Mozi'nin ilk çıkış noktası aslında Çin. Japonlar tarafından kural ve temelleri daha da olgunlaştırılıp dünyaya tanıtılan ülkede Japonlar. Ama asıl çıkış noktası Çin. Çin'de daha çok peyzaj, yani Pengjin uygulamalarıyla bilinen bonsai, orada tabi Pumsai diye geçiyor. Bu uygulamamızda bir Pengjin uygulaması yapacağız. Yani bir tür peyzaj, manzaramsı bir görsel. Peki ne yapacağız? Şu anda kök sistemi daha yatık, daha yayvan, daha sığ bir saksıya uygun olmadığı için, artı gelişme aşamasını halen daha sürdürdüğü ve ince bir gövde yapısı olduğu için hali hazırda temelleri şimdiden atalım dedim. Bu güzel ağacımızın yanına biraz sonra size göstereceğim kaya parçasını, modifiye edilmiş kaya parçasını ekleyerek güzel bir peyzajın, yani manzara çalışması uygulayacağız. Detaylarını görmekte olduğunuz bu kayayı nasıl modifiye ettik? Zaten görsel yapısı sizin de gördüğünüz gibi çok hoş. Tek bir problemim vardı. Altı düz değildi. Koyduğunuz bir noktada tam düz durmuyor, biraz devriliyordu. O yüzden betonla altına destek yapıp gördüğünüz gibi düzenledik. Ve uygun hale getirdik. Amaç şu, toprak yüzeyine yerleştirdiğim zaman düz durması, sağ sola hareket etmemesi ve yüzey kütlesini geniş tuttum ki toprakta düşey ya da yatay hareket değil, tam dikey şekilde otursun bu şekilde. Ve bitki de o şekilde, gördüğünüz gibi bu kıvrımlar hizasında saracağım onu. Biraz sonra uygulamaya geçeceğiz. Bakalım istediğimiz formu, yapıyı kazandırabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Saksıyı da görmektesiniz. Saksı kendi el yapımı saksılarındandır. Biraz daha motifselliği Çin, yani daha doğrusu Çin tarzına özgü ayak yapısı olsun, renk tonlaması olsun. Bu saksıyı uzun zamandır kullanmıyordum. Daha önceden de bir Ficus'a aitti. Bu Ficus'un da kullanarak sürekliliğini sağlıyoruz. Yani saksıların en büyük avantajı yıllarca sizle beraber farklı farklı ağaçlarınızı değerlendirebilme avantajına sahip olabilmesi. Evet, öncelikle saksı tabanımızı gördüğünüz gibi bir sinek teliyle ayarladık. Şimdi büyük volkanik çubuk parçalarımızı alt taban drenajı oluşturması için kullanacağım. Gördüğünüz gibi şu anda alt tabanı oluşturduk. Şimdi de kendi karışımım olan mix karışımımı saksının taban kısmının üstüne şimdi yerleştirmeye başlıyorum. Ne var karışımımda? Zeolit var, ponza var, lekat var, pişmiş kil topları, çok düşük oranda humus var. Çok düşük oranda da torf var. Bu yüksek drenajlı bir karışım. Suladığım zaman göreceksiniz zaten. Şu anda belirli bir seviyeye çıkardım. Çünkü biliyorsunuz daha taşımızı yerleştireceğiz. Ondan sonra da bitkiyi ayarlayacağız. Evet, öncelikle saksı üstünde bulunan yosunlarımızı ve toprak üstünde oluşmuş bitki örtümüzü şöyle bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi yoncalarımız var. Onları şöyle almayı deneyeceğim bozmadan, ama bozulabilirler. Sorun değil, nasıl olsa yeniden çıkacaklar. Şöyle. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi benim toprak karışımım o kadar
rahat çıkıyor ki ne kadar rahat çıktı. Sizin de görmekte olduğunuz gibi. Şöyle. Evet, şöyle biraz temizleyelim. Kök budaması yapmayacağım. Bu onun gelişmesini yavaşlatır. Şu toprağımızı da saksıda kullanacağım biraz sonra. Alalım saksımızı bakalım. Şimdi yerleştirelim. Evet, öncelikle kayamızın yüksekliğini kontrol edelim. Çok derine gitti bana göre. Bir de bitkimizi de aynı anda kontrol edelim. Bakalım hangi açıdan daha iyi duracak. Şöyle baktığımız zaman sanki şu şekilde olabilir. Şöyle bir bakalım geriye çekilip. Evet, şöyle geriye çekilip baktığımızda fena değil. Yalnız kayanın biraz daha yukarı kalkması gerekiyor. Bunun için de saksı altına takviye yapacağım. Evet, saksı altına takviye yapmaya devam ediyoruz. Bir miktar daha eklersem istediğim yüzey oluşacak. Evet, şöyle. Sanırım daha iyi durdu. Evet, şimdi saksıdaki konumlandırmasını da bir daha kontrol edelim. Gayet güzel duruyor. Şimdi kökleri düzenleyeceğim. Evet, kökleri düzenliyorum şimdi. Neden düzenliyorum? Köklerin yayılma açısını da belirlemiş olacağız. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Köklerin aşağı doğru gitmesini sağlayacak yerimiz de var. Şöyle üst açıdan baktığımızda göreceğiz. Evet, işlemin neredeyse %70'ini tamamladık. Şimdi bundan sonraki aşama tabii ki saksı toprağımızı eklemek olacak. Önce şöyle biraz gelişigüzel koyacağım. Sonra her zaman olduğu gibi Japonların ve Amerikalıların tabiriyle chopstick. Yani normalde onlar biliyorsunuz çubuklarla yemek yiyorlar. Onu da tabii burada koyuyorum. Ben burada bir fırça sapını kullanıyorum. Bazen de metal demir çubuğu. Şu anda toprağı köklerin etrafına yerleştiriyorum. Dikkat etseniz köklerde hiçbir budama işlemi yapmadım. Çünkü buna gerek yok. Ben köklerin gelişmesini istiyorum. Bu saksıda iyice yayılmasını istiyorum ki bir sonraki aşamada sığ saksıya rahat bir şekilde adaptasyonunu sağlayalım. Biraz sonra güzel bir üst yapı da oluşturacağım. Evet, şöyle toprak eklediğim zaman ve daha sonra da bunu iyice yerine oturttuktan sonra işlem tamam. Biliyorsunuz fikuslar iç mekanda çok rahat bakabileceğiniz türler. Ficus Benjamin özellikle iç mekanda ülkemizde de yani her şekilde her çiçekçide bulabileceğiniz bir tür. Yani çok böyle gidip de özel bir şey aramanıza gerek yok. Çok rahat bulabileceğiniz bir tür. Bakımı kolay bir tür Ficus Benjamin. Aynı zamanda rahat geliştirebileceğiniz bir tür. Düşük ışık koşullarında çok rahat şekilde cevap veren bir tür. Toprak üst kısmını da bir güzel düzenleyelim. Evet, şimdi toprak üst kısmını düzenleyeceğiz. Şöyle biraz taşımızı da ıslatalım. Toprağımızı da hatta şu seviyede şöyle daha iyi. Sulayacağım biliyorsunuz ama şöyle bir ön kısmı hazırlamam gerekiyor. Neden hazırlamam gerekiyor? Şunun için hazırlamam gerekiyor. Bu güzelim kaya yosunlarını buraya yerleştirmek için. Evet. Şöyle bastırarak biraz kaya yosunlarını yüzeye
yerleştiriyorum. Bu hem kompozisyonda bütünlüğü sağlayacak, hem de uzaktan bu çalışmaya bakan biri için şöyle bir görüntü oluşturacak. Biliyorsunuz Kaios'un güzel bir indikatördür. Toprak neminin olup olmadığını da bize gösterir. Aynı zamanda bu geçiş döneminde bitkinin çok da strese girmeden atlatmasını sağlar. Ama şu anda biz burada görsellik kısmıyla ilgileniyoruz. Şu bu yosun sanki peyzajın bütünlüğündeki yeşillik, çimsel alanı tamamlayan bir yapı oluşturacak burada şu anda. İleride belki düşüncelerimin arasında belki buraya da bir başka Ficus Benjamin'i aşı yoluyla devam ettirerek köklerle sarılmış bir kaya görünümü de verebilirim. Biliyorsunuz Monzey'de bu tür çalışmalar var. Hatta farklı isimle anılıyor. Şimdi bir de arka kısımdaki yosun çalışmasını gerçekleştirelim. Onun için de yine yosunu şu şekilde yerleştiriyorum. Ve tabii ki fısfısımızdan yararlanıyorum. Yosunu biraz nemlendirmemiz yeterli. Zaten rahat bir şekil alacak hemen. Son parçamızı da şu kısmı kapatmak için kullanacağım. Orayı da fısfıslayalım. Yosunları saksının köşelerine doğru bastırır ve sıkıştırırsanız yosun burada gelişmeye devam ediyor. Tabii benim gibi yazları 38-39 40 derecelere çıkan İzmir gibi bir şehirde bu yosunun canlı kalması biraz zor. Ancak kuzey tarafına koymanız, sürekli nemli ve biraz da serin tutmanız gerekiyor. Ki yosun bu şekilde yaşamını gayet güzel devam ettiriyor. Öbür türlü kuruyor, ölmüyor ama tekrardan bu kalitede yeşermesi biraz zaman alıyor. O yüzden yosunun bu bitki üstünde kalma olasılığı bu yaz çok fazla değil. Ama şu an için hem görsellik adına hem de sizlere bu konunun nasıl güzel bir penjin mantığında olacağını göstermek adına benim için şu anda yeterli. Hem işip hem bir şeyler anlatmak gerçekten zor oluyor bazen. Çünkü kafanızda birçok fikir var, düşünce var. Onları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Böyle olunca biraz zorlanıyorsunuz. Kusura bakmayın. Arada duraksadığım ya da cümleleri tam kuramadığım anlar oluyor. Sebebi de malum. Hem çalışıp hem de bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Evet, gördüğünüz gibi sulama sonrası saksı drenaj deliklerinden su tahliye oluyor. Dediğim gibi toprak drenajım yeterli yükseklikte olduğu için her ne kadar yosun üst katmanda bulunsa da hızla sulama suyu toprağın da içinden geçip drenaj deliklerine ulaşıp buradan tahliye olmakta. Bu da bonsai toprak karışımındaki yapmış olduğum mixin yeterli düzeyde olduğunu gösteriyor. Eğer bu şekilde tahliye olmasaydı toprak drenajımızda bir problem var diyecektik. Bu da ileride 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra sulama sonrası suyun tahliyesinde problem olacağı için köklerde de problem yaşama olasılığını arttıracaktır. Evet değerli bonsai dostları, sonunda işlemimizi tamamladık ve bir ortaya penjin çıkardık. Gördüğünüz gibi görselliğiyle olsun, bütünlüğüyle olsun kompozisyon tamamlandı. Zaten bir yıldan beri üzerinde çalıştığım bir ağaçtı. Biliyorsunuz bahçedeki bir çelikten
bir daha doğrusu bahçemize dikilmiş bir fikusun çeliklemesiyle, yani bir dalının kesilip köklendirilmesiyle geçen sene elde edilmişti. Tellama aşamaları biliyorsunuz kanaldaki videoda mevcut. Oradan buraya kadar, bu aşamaya kadar geldi. Şimdi bildiğiniz üzere gövdesi ince. Bu kayayla beraber hem o inceliği biraz ortadan kaldırdık, hem de kökün şu kısımdan yukarı doğru gördüğünüz gibi kıvrılması kompozisyonu bütünlüyor. Arka taraftan geçiyor malum. Kayanın hemen arkasından geçiyor dalı ve yükseliyor. Asimetrik üçgen yapısı zaten mevcut şu anda gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde gelişmeye devam edecek. Belki ileriki aşamalarda başka fikus parçalarını bu fikusun gövdesine aşılayarak yavaş yavaş sanki kayanın üzerinde kökleriyle yükselen bir fikus görseli de oluşturabilirim. Farklı uygulamalar var internette. Benim de beğendiğim birkaç uygulama var. Hatta ülkemizde de farklı şekillerde buna yakın bir uygulama var. Nedir bu? Özellikle küçük heykelciklerin üzerine ağacın sarılarak uygulanması ve böyle bir görsellik. Bildiğiniz üzere Tayvan ve Vietnam gibi ülkelerin eski tapınaklarında Buda görselleri var. Ve bu Buda görsellerinin, daha doğrusu heykellerinin üstleri zamanla, yıllarca geçen aşamalardan sonra fikus ağaçlarının onları kaplaması, köklerinin bu heykeller üzerinden yükselerek bir bütünlük oluşturması hoş ve görsel manzara. Ben burada doğal bir kaya parçasını kullandım. Bu sayede bütünlüğü oluşturmayı denedim. Dediğim gibi Çin'in Peijin sanatını, yani manzara, peyzaj sanatını burada vurgulamaya çalıştık. Kompozisyonda bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Dediğim gibi fikus gibi iç mekanda bakılan, özellikle de her yerde bulabileceğiniz Benjamin türü hem hızlı gelişmesi bakımından hem de istediğiniz formda, istediğiniz şekilde ve yılın 12 ayı geliştiği için de hem bakımıyla hem görselliğiyle sürekli yeşil olmasından dolayı çok güzel bonziye örnekleri elde edilebilen bir tür. Özellikle tropik Asya ülkelerinde de çok tercih edilen bir tür. Halihazırda ülkemizde genelde ibreli türlere, yani çamlara çok daha fazla ilgi var, bunu biliyorum. Ama bonziye yeni başlayanlar için bu türlerle çalışmak zorken bu basit iç mekanlarla başlayıp daha sonra zaman içerisinde zaten tercih edeceğimiz türler olabilir. Bu yüzden başlangıç seviyesindeki bonziyi severler için bu türle çalışmanızı özellikle tavsiye edebilirim. Hem de piyasada dediğim gibi çok komik rakamlara alabileceğiniz şeyler. Ben bir çelikle ürettim almak yerine. Hem de size bu konuda bilgi de vermiş oldum. Bu videomu izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum.